Geçtiğimiz günlerde bir parti başkanı eğer Erbakan Hoca yaşasaydı CHP ile birlikte olurdu diye bir iddia ortaya attı. Bunun arkasından tartışma alevlendi. Gerçekten de gündeme oturdu. Bir kısmı efendim CHP'li olurdu. Parti başkanı başta olmak üzere. Diğer bir kısmı efendim CHP'li olur mu? Asıl Erbakan Hoca Cumhur İttifakı ile olurdu. Herkes bir tarafa çekti. Bir defa burada yeniden Refah Partisi olarak, Milli Görüş'ün temsilcisi olarak şunu söylemek isterim. Erbakan Hocamız 6 yaşında çocuklara Kur'an öğretmeyi çağ dışılık olarak niteleyen, Ayasofya Camii müze olarak kalmalıydı, cami olmamalıydı diye, iktidar olursam ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi'ni mutlaka geri getireceğim diye, Osmanlı dönemini bir zulüm dönemiydi diye tanımlayan CHP ile asla ama asla birlikte olmazdı. Bunu açık bir şekilde ortaya koymak isterim. Diğer taraftan Erbakan hocamız 20 senede 513 milyar dolar faiz ödeyen, bir senede 300 milyar liranın üzerinde faiz ödemesi yapan, tarımsal desteğe verdiği paranın 20 katını, esnafa verdiği desteğin 30 katını götürüp faize veren, hane halkını, özel sektörü, kamuyu, belediyelerle birlikte adeta boğazına kadar borca batıran Cumhur İttifakı'yla da asla ama asla olmazdı. Bunu da söylemek istiyorum. Erbakan hocamız hayatta olsaydı aynen yeniden Refah Partisi gibi tek başına da kalsa Milli Görüş çizgisinden asla ödün vermeden mücadelesine devam ederdi. Bunu da söylemek istiyorum.